VTV'de. VTV'ye mi geçti? Kaç ilaç kullanıyor ilacı? Şu anda ilacımız yok. Bir tane şimdiye kadar iki litre kullanıyorum. Yok, ayakta alacağım. Hazır mısın? Benim kızım 6 aylıkken Ankara'da 1 yaşına doğru teşhisi konuldu. 6 aylıkken burada tıp fakültesine falan götürmüştük. Şenay Haspolat Ankara'ya sevkini yaptı. Ankara'da Halit Topaloğlu SMA tip 2 rahatsızlığı teşhisini koydu. İrem 16 yaşına kadar akül arabada birçok şeyi kendisi yapabiliyordu. Kendi işini kendi görüyordu, kitabını okuyordu, her şeyini kendisi yapıyordu yani pek sadece yürüyemiyordu. Ama 16 yaşında bir griple tıp fakültesine geldiğimiz zaman bir anda ne olduğunu anlayamadık. Bir iğneden sonra İrem yoğun bakıma düştü. Yoğun bakımdan sonra 29 gün orada çocuğum kaldı, cihaza bağlanacak dedi. O zamana kadar da İrem'in solunum sıkıntısı yoktu. Hani nöbet falan geçirmeleri gerekiyordu. Benim kızımın hiçbir problemi yoktu. Bu cihaza bağlanmak zorunda kaldı diye biliyorum. Bir hastaneye götürüp fizik tedavi aldırmamız zor. Mesela bir arkadaşların evde yaptırdıkları var. Evde yapılıyor şeyi, fizik tedaviyi. Çok da iyi olduğu söyleniyor. Fizik tedavi olursa İrem tekrar oturabilir. Hatta yarından sonra bir sağ olsun gönüllü Esra ablamız var. O bizi özel bir hastanede ortopediye götürecek. Ayakta bir problem mi oldu acaba yoğun bakımdayken diye. Sonra fizik tedavi almamız gerekiyor. Ama benim gücüm yetmiyor buna. İrem'in biz 18 senedir hiçbir umudumuz yoktu SMA ile ilgili ama son bir yıldır denenmelerden sonra ve Türkiye'deki denenmede Haluk Hoca'nın denediği hastalarla görüşüyoruz. Tip 1'li İrem'den daha ağır olması gereken çocuklar bile şu anda çok iyi durumda. Hani ilacın etkisi yok deniyor bize ya da işte bu çocuklar koşup oynamayacak deniliyor. Ama bizim için koşup oynamaktan ziyade yaşamlara önemli. Ve bu ilaç yurt dışında birçok çocuğa hayat sundu. Hala da kullanılıyor. Türkiye'ye de Sayın Sağlık Bakanım söz vermişti. Ama 10 tane çocuğa sadece getirildi şu anda. Sonradan 6 çocuk daha olduğu söylendi. Ama bu neye göre oldu biz de bilmiyoruz. Bütün çocukların ihtiyacı var. Acil durumda olan şu anda yoğun bakımda yatan çocuklarımız var. Geliyor mu yurt dışından sadece hastalar için? Yurt dışından SMA hastaları için birinci onayını almış, EAP onayını almış ve her yerde 10 tane ülkede bu ilaç kullanıyor şu anda Nusinersen ilacını. Ama bizim Türkiye'mizde halihazırda sadece 16 çocukta sınırlı kaldı. Biz istiyoruz ki acil olan bütün çocuklarımızda kullanılsın. Hani onların da yaşamaya hakkı var. Yurt dışında neyse burada da o olsun. Mitingi. Cumhurbaşkanımın ziyaretini beklerim. Ben inanıyorum hani ne bileyim Halep'te, Suriye'de çocuklar ölüyor diye dünyayı ayağa kaldıran Cumhurbaşkanımız bu çocuklara duyarsız kalmayacaktır. Bunun kendi çocukları hani çok sevinirim, çok mutlu olurum. İrem de çok seviyor, biz de çok seviyoruz. Hani gelirse de mutlu oluruz. Mısınız? İrem çok küçükken ben İrem'e rüşvet bile veriyordum Galatasaraylı ol diye. Ama hiçbir zaman vazgeçiremedim. Dededen kaynaklanıyor. Babam Beşiktaşlıydı. Dedeyle beraber Beşiktaş maçlarını izler. Bazen bana bakalım. Nabız falan yükselir İrem'in. O kadar heyecanlanır. Yani baya baya fanatik Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ı çok seviyordu. Futbolculara ulaşmak istedi. Biz ona bir sürpriz yapmak istedik. Sağ olsun ikinci başkanımız geldi ama futbolculara ulaştıramadık. Hani İrem'in istediği aslında futbolcuları da görmekti. Tanışmak, sohbet etmekti. Kızıma futbolcuların imzalı tişörtü geldi. Sağ olsunlar o ziyaretleri de İrem'i çok mutlu etmişti.
Sayın Beşiktaş Yönetim Kurulu 2. Başkanı'ydı Ahmet Bey'e de söyledik biz bu ilacımızla ilgili sizler de bize yardımcı olun, sesimizi duyurun diye. Tamam, sen de. Tamam. Çünkü sizin bir haberden sonra herkes VTR yapacağım diye yol kızımın da ihtiyacı var. Kaç yaşında ablası var? Şurada bir aradı. Ben ana sınıf öğretmenliği yapıyordum. Yaşıyor? İki tane de okuyan kardeşi var. Varsak İmam Hatip Ortaokulu'nda. Ama kaç yaşında? 10 yaş var. Var. Benim bildiğim de... Çöz baba. Çöz baba onu çözeriz yani. İnşallah. Kitap kurdu.